Arkadaşlar şu an Dubai'ye giriş yapmış bulunmaktayım. Videonun başında bahsettiğim Mustafa abi geliyor beni almaya. Yani burası da bu şekilde. Saat gece 3. Türkiye'ye göre saat 2. Butona'ya bu saatte giriş yapamıyorum. Bilmiyorum, bir Mustafa abi gelsin bakacağız. Evet arkadaşlar, şu an iş yerimdeyim. Dubai'ye geldiğim günden beri çok fazla video çekemedim çünkü biraz yoğun bir süreçti benim için. Dubai'ye geldiğimin ikinci günü çalışmaya başladım Dilan Polat'tan ama Dilan Polat Dubai'deki şubesini kapatmayı düşündüğü için olmadı. Daha iyi bir yer oldu çünkü şu an Emre Ayaksız'dayım. Türkiye'de zaten Emre Ayaksız'ı bilenler bilir, popüler bir marka, popüler bir bu sektörde popüler bir yer. Şu an ben Dubai şubesindeki çalışıyorum. Burada 3 Türk personeliz. Totalde 22 personele yakın çalışıyoruz. 22-23 personele yakın çalışıyoruz. Asistanlar, menajerler, ustalar şeklinde ayrılıyor. Dubai'ye geldiğim günden beri dikkatimi çeken şeylerden biri çok sıcak olması. Onun dışında burada kazandığımız paraların gerçekten değerli olması ve emeğimizin karşılığını alabiliyor olmamız Türkiye'ye göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bunu bilerek de buraya gelmiştim. Onun dışında her şey beklediğimden daha iyi gidiyor. Burada çalışanlar, iş ortamı falan gayet iyi. Diğer yerlerde nasıldır bilmiyorum. Sektöre göre değişiyor olabilir ama burada herkes birbirine karşı saygılı ve gereken mesafeyi koyuyor. Burada Özgür Bey ile tanıştık. İleriki videolarda Özgür Bey'i de göreceksiniz. Hatta bir sonraki videomda onunla birlikte Dubai Mall'a gidiyoruz. Dubai Mall'da ben fiyatları, teknolojik aletleri, işte Nike'ın fiyatlarını falan göreceksiniz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Buradaki iş yerleri genel olarak sizin evinizi tutup ve sizin için oturma ve çalışma izni çıkartmak zorunda. Benim iş yerim benim için 2 yıllık oturma ve çalışma izni çıkarttı. Bunu eğer kendiniz isterseniz 8 ila 9 bin dirhem civarında kendinize oturma ve çalışma izni çıkartabiliyorsunuz. Buradaki iş koşulları değişiyor yani ortalama aylık ev kiraları, yatakhane tarzı bir yerden bahsediyorum, 3000 dirhem civarında. Kendiniz bir artı sıfır stüdyo daire tutmak isterseniz burada kiralar yıllık ödeniyor. Yıllık kiraları ortalama GVC bölgesinde 50.000 dirhem, 60.000 dirhem de değişiyor. Tabii marina taraflarına, biraz daha business bay taraflarına doğru taşımayı isterseniz bu miktarlar çok daha yükselebiliyor. 250-300 bin dirheme aylık evler de var. GVC bölgesinde 50 bin dirheme de 1+0, 1+1 stüdyo daireler var. Buradaki en güzel şeylerden biri de arabaların ucuz olması. Yani bir ortalama bir araba, Mustang
veyahut Nissan, Micra, Toyota Corolla gibi orta segment düzeydeki arabaların fiyatları 17-18 bin dirheme bulabiliyorsunuz. 20 bin dirheme bulabiliyorsunuz. 10 bin dirheme bile araba bulabiliyorsunuz burada. Ki zaten ilerleyen videolarda da ben size bunların hepsini daha detaylı bir şekilde açıklayıp göstereceğim. Bize say hi. Hi. Şimdi size biraz daha iş yerinin içerisi nasıl bir yer? Şunu bunu göstereceğim. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Şimdi içeriye giriyoruz. Burası bar tarafı. Burası servislerin verildiği yerler. Şimdi size arka bahçeyi göstereceğim. Burası iki katlı bir salon. Yukarıda nail art tarzı şeyler yapıyoruz. Prenseslere ayrı odalar var. Yani Arap şeyhlerinin karılarına falan hizmet verildiği. Birazdan onları da göstereceğim. Burası arka bahçemiz. Tabi bu aylarda biraz burada durması zor oluyor sıcaktan dolayı. Bu şekilde. Al-Safa 2. Şimdi içeriye giriyoruz. Yukarıya çıkmadan önce size bir boyaları göstermek istiyorum. Boya bölümleri, Igora. Genel olarak Emre Aksa'nın Şivaskov ile anlaşması olduğu için salondaki neredeyse tüm ürünler Şivaskov. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burası dediğim gibi nail art, işte prens nail art, manikür, pedikür olan yerler. İçeride dediğim gibi tekrar prenseslere ayrı, işte Arap şeyhlerinin karılarına hizmet verilen yerler, daha kapalı kadınlara hizmet verilen yerler. Tabii genel olarak biz %90 aşağıki bölümde çalışıyoruz. Burası da boya kayıtlarını tuttuğumuz yer. Her kişinin ayrı boya kaydı, geçmişte ne yaptığınız, kayıt aldığınız yerler. Size açıcıları göstermek istiyorum. Blond Me 9 Plus. Bilenler bilir, kullananlar ne kadar kaliteli olduğunu biliyordur. Aynı şekilde Varyor, Şivaskov. Dubai'de yaşayıp saçlarını değiştirmek isteyen herkesi salonumuza bekledim. Instagram sayfamdan daha detaylı öğrenebilirsiniz her şeyi. Zero Amanyaklı, Şivaskov'un yeni çıkardığı bir boya. Gelecek videolarda tabii ki daha detaylı bahsedeceğim her şeyden. Dubai'deki ev, araba, ortalama aylık kazançlar, market ürünlerinin fiyatları. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.